Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir mekandan, yeni bir günden. Bugün ayın 30'u, birinci ayın 30'u. Yeni bir video çektim size. Yeni mekanım aslında yeni değil, biraz eski ama düzenli değildi. İnşallah düzelttikçe daha farklı karşınızda olacağım. Dedikten sonra kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğenmenizi ve paylaşmanızı. Gittikçe büyüyoruz. Çoğalıyoruz ve insanlara daha fazla ulaşıyoruz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Dedikten sonra konumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, konumuz Almanya'ya davetiye üzerine nasıl geliriz? Davetiyeyi gönderen ve alanın neler yapması gerekir? Bununla ilgili sizinle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sevgili arkadaşım, öncelikle eğer Almanya'dan biri size davet gönderecekse bunları pür dikkat dinliyoruz. Sizin için çok önemli çünkü bu sorular çok geliyor. Ve ben gerçekten artık bunu da yapma kararı aldım. Yoksa bu Almanya süreci gerçekten uzayacak çünkü farklı farklı sorular. Özellikle Messenger'dan çok çok mesaj alıyorum. Ülkemden de olmak şartıyla. Yani ülkemden dedim, telefonla, WhatsApp'la ulaşıyor insanlar bazen. Öncelikle dediğim gibi davetiyeyi gönderen kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kiralık bir evi olacak ya da evi olacak. Evi de olmayabilir. En azından size bir otel ayarlamış olmalı. İkincisi ise sizi ve kendisini geçindirebilecek kadar para kazanmış olmalı. Bazen bu kefaletler, yani bir size kefil oluyor ya oradan Türkiye'den veyahut da biri o arkadaşa buradan kefil olur veyahut da kendi parası vardır. Bu şekilde bunlar olduktan sonra maaş bordrosunu bu arkadaş toplar. Ondan sonra bir ufak tefek şeyi daha var. Onlar da toplar. Ve ondan sonra buradan bir yer var belediyenin. Belediyeye veriyorsunuz. Belediye de şey yapıyor. Bir haftayla 2 ay arası bir karar veriyor. İşte size diyor ki tamam hazırlandı lütfen gelin. Davetiyeyi alın. Tabii sizin bundan önce bir kesinlikle pasaport sahibi olmanız gerekiyor. İşte sen davetiye gönder, ben pasaportu çıkarayım, olmuyor. Çünkü o davetiyenin üzerine pasaportun numarası işleniyor. İşte sizin bilgileriniz ve yakınlık derecesi filan. Diyelim ki arkadaş telefon açıldı. Gel al, ama bazen şu olabilir. Arkadaşa denilir ki sayın arkadaşım, sayın işte vatandaşım, senin gelirin yetmiyor. Veyahut da işte sen bize gelirin yetse bile 2500 euro para ver. Bu arkadaşın buraya geleceğine dair bir depozito olsun. Size o 2500 euroyu verirsiniz. Tabii siz döndükten sonra 2500 euroyu tekrardan alıyoruz. Diyelim ki gönderdi. Tamam, davetiye aldı, size gönderdi. Siz orada bölgenizde İDAT'a veyahut da kendiniz konsolosluğa giderek bu davetiye ile birlikte sizden istenilen evraklarla birlikte gidip buraya gelmek için vize başvurusunda bulunursunuz. Sevgili arkadaşlar, vize başvurusunda bulunurken ben bugün size memurları anlatmayacağım veyahut da diğer branşları anlatmayacağım. Sadece normal düz bir insanın, aylıkçı bir insanın neler gerekir? Bununla ilgili ben size anlatmaya çalışacağım. Eksiklerim varsa yorumlar kısmına lütfen belirtiniz. Veyahut da bana sorunuz. Genellikle bana gelen soruları bu video 2-3 video olacak bununla birlikte. Onları topluyorum, arkadaşa gönderiyorum ve bunu iyi izle diyorum. Tekrardan içinde sorun olursa lütfen bana yaz. Sevgili arkadaşlar, aldıktan sonra bu davetiyeyi maaş bordronuza alıyorsunuz. Maaş bordronuz varsa, yoksa öyle gidiyorsunuz. Elinizdeki evraklarla gidiyorsunuz. Gittikten sonra 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay sonra size bir vize gelir veyahut da vizeniz kabul edilmemişse 5. paragraf, 8. paragraf işaretli olarak size beyaz bir kağıt gelir. Çünkü sarı kağıt vize çıktı anlamına gelir. Şöyle kart gibi bir şey. Onun içinde sebepleri yazar. İşte genellikle sebep geri dönüşünüzün olmayacağına garanti, yani işte biz emin olamadığımızdan dolayı size vizeyi vermekten reddediyoruz. Tabii bir ay size şey veriyorlar, itiraz etme hakkı.
Dedikten sonra dediğim gibi yani o davetiye sizin %100 buraya geleceğinizin garantisi değil. Yani o arkadaşın elinde hiçbir şey yok. Her şey Alman konsolosu ve gönderilen belediyenin elinde. Yani buradaki belediyenin elinde. Ha, bazıları var diyor ki ya işte eskiden de bu ben vizeyi elimle getireceğim. O mesele yok arkadaş. Öyle bir şey yok. Yani bunu bir defa kafanızda silin. Ve işte bana dediğim gibi davetiye gelir de ben %100 gelirim diye bir kaide yok. Ben memur olup gelemeyen insanları biliyorum. Bakın memur. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu bizim elimizde değil. Ha şimdi benim aslında anlatmak istediğim meseleye giriyorum. Bakın. Şayet sen arkadaş, dost, komşum, arkadaşım, akrabam diyor ki ya bana bir davetiye gel ben hayrına geleyim Almanya'ya. Almanya'da işte hayatımı kurtarayım filan. Güzel, hoş, ben de isterim. Ki ben hepinizin gelmesini istiyorum. Yani kim olursa olsun başta belirteyim Almanya'da hayat var. Almanya'da hayat yok diyen yalan söyler. Bu ülke ne çöktü, ne göçtü, ne de kriz olabilir. Dünyanın her yerinde şu anda var. Ama Allah'a şükür herkes işinde, gücünde ve iş var. Ben işte şunu demek istiyorum. Onu geçtikten sonra yani buraya gelirken kaygınız olmasın. Onu anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım ve akrabalarım, özellikle size anlatmak istiyorum. Ben diyelim ki size bir davetiye gönderdim veya da başka biri. Bu kabul oldu ve siz buraya geldiniz ve siz dönmediniz. Tamam mı? Siz dönmediniz. Beni ne bekler? Birincisi polis durmadan kapıma gelir. İkincisi ceza ödemek zorunda olurum. Üçüncüsü bir daha kimseyi davet edemem. Ve siz bulunana kadar belki mahkemelerde sürüneceğim. Biliyor musunuz? Yani öyle bana davetiye gönder. İşte ben geleyim. Ki ben bazı genç insanlar görüyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah ülkemize zeval vermesin. İnşallah bir an önce sistemimiz de güzelleşir. İnşallah insanlarımız bundan, bu rezaletten kurtulur diyorum. Yani dediğim gibi yani o biz bu kadar zarara gireceğiz. Bu kadar rizikoya gireceğiz. Yani insanlara karşı kötü olacağız. Bundan dolayı yani kimse kimseye kefil olmaz. Yani belki çok sevdiğiniz bir insandır. Ya dersin olsun bir defa da bu insana bir şeyimiz olsun. Olmayacaksa artık bir daha da kimseyi davet etmem. Ama dediğim gibi bu zaman ve yıllar alır. En güzeli bazı arkadaşlarımız YouTube'da anlatmış. Parasını basıyor, seni getiriyor insanlar. Ki bu en şey olan, yani en makbul olan diyeyim size. En mantıklısı olanı diyorum ben size. Ya da bir şekilde gelmeniz. Yani ama dediğim gibi kimseden davetiye beklemek, işte birilerini bu riske atmak gerçekten siz kendinizi benim yerime koyun veya da davetiye gönderecek insanın yerine koyun. Empati yapın kendinize. Siz yapar mıydınız? Yani siz bizim yerimize veyahut da arkadaşın yerine olsanız bu riske girer misiniz? Düşünün aileniz bunun rezil olacak, siz rezil olacaksınız mahkemelerde, polislerde, işte cezalar. Hani ceza olsa insan der tamam bir cezadır verelim gidelim. Ama dediğim gibi yani bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Adam sen ortada yoksun, dönmedin. Ve gelip soruyor sana. Ve şunu da eklemek istiyorum. Gerçekten ülkemizin hali içler acısın. Ben birçok doktor arkadaş tanıyorum. Profesör de var. Yani birçok dalda birçok insan ve özelime geliyorlar bu insanlar. İşte bize yardım et, nasıl yaparız, nasıl ederiz, nasıl geliriz? Ya gerçekten Allah yardımcınız olsun. Düşün yani bunlar hemşire, doktor, polis şimdiye kadar olmadı özür dilerim. Ve öğretmenler genellikle ya bir beyin göçü yaşanıyor ülkemizde. Allah rızası için birileri el atsın. Yani öyle gençler geliyor, adam her şeyi göze almış. Her şeyi. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Ülkemiz güzel, insanlarımız güzel, vatanımız güzel, şehirlerimiz güzel. Ama maalesef sistemimiz onun kadar değil. Şayet dil sürtüşmesinde herhangi yanlış bir şeyim olduysa hepinizden özür diliyorum. Sizi Rabbime emanet ediyorum.
Şunu da ekliyorum tek son olarak. Paranızı kimseye güvenmeyin. Para kolay kazanılmıyor. Özellikle gençlere diyorum buradan. Bu videoyu izliyorlarsa. Bu işleri yaparken illaki büyükleriniz olsun ortada. Büyüklerin olmadığı yerde oyunlar olur, üzüntüler olur. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Saygılar, hürmetler.